Merhaba değerli arkadaşlar. Bu sabahki sohbetimin konusu tüm hayatımız boyunca sürdürdüğümüz arkadaşlıklar. Söylemek istediğim konu bu. Bu konuda en çarpıcı söylem Ethelwatt Mumford tarafından yapılmış. O diye demiş ki akrabalarımız Tanrı'nın vergisidir. Çok şükür ki arkadaşlarımızı biz seçeriz. Tabii bu konuya biraz ihtiyatlı yaklaşılması gerekir. Çoğu kez insan yaşamından itibaren tüm geçişlerine baktığında çocukluk safhalarındaki arkadaş kazanımlarının hayat boyu sürmediğini görüyoruz. Yani basit anlatımıyla zaman içinde çocukluk arkadaşlarının yerine okul arkadaşları, daha sonra iş arkadaşları ve en sonunda kafaları birbirine uygun keyif arkadaşlıkları alıyor. Değerli arkadaşlarım, çocukluk yani arkadaşlarını pek tanımaz insanlar. Unutmuştur yani. O onunla oyuncağını verdi, bununla oyuncağını vermedi. Esas kalıcılar zannediyorum okul arkadaşlıklarıyla başlıyor. Mesela ben Üsküdar'da ilk 4 sınıfımı Halil Rüştü İlkokulu'nda okumuştum. 5. sınıfta bize seçkin öğrencileri bir arada Bülbül Deresi'nden işte Bağlarbaşı'na çıkan yoldaki bir okula götürdüler. 5. sınıfı ben orada devam ettim. Zannediyorum İsmail Hakkı'nın neydi, nasıldı, ilk mektebin de ismini unuttum. Amerikan sistemiyle okuduk. O zamanları yaş tutanlar hatırlayacaklar. Hani Amerikan yardımları vardı. Süt tozundan süt kaynatırlardı. Sabah okulda içerdik. Böyle sarı sarı bir Amerikan tereyağı vardı. Böyle bir de yani turuncu mu desem ne desem bilmiyorum. Bir de Amerikan kaşarı vardı. Kaşar peyniri. Onları da yiyerek büyürdük. Okulumuzun özelliği her hafta başı sınıfta ders programını öğrencilerin yapmasıydı. Tabii biz de bize yakışan bir şekilde yapardık. İlk gıldırgıcık bütün dersleri pazar, salı, çarşamba, perşembeye koyardık. Cuma gününe de bize işte artık edebiyat diyorum, Türkçe mi deniyor? Türkçe, matematik, tabiat bilgisi falan gibi sıkıntılı dersler kalırdı. Bilmiyorum sizin okulunuzda öyle miydi arkadaşlar ama benim okulum için söyleyeyim. Sınıfta yani sakal tıraşı olup gelen 2 tane öğrenci vardı. Biraz fazla mı? O zamanlar galiba sınıfta kalınma da vardı. Şimdi maşallah öyle bir eğitim sistemi yaptılar ki adam okula başlıyor, dıngır 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 doğru üniversite kapısına kadar kalmak falan yok gidiyor. Sonra üniversitenin önünde bekleme. Bekleme yapmayalım arkadaşlar falan da demiyorlar, bekleme yapıyorsunuz. Neyse. Orada hatırladığım bu 2 tane sakal tıraşı olan kişiden bir tanesi fıstıkçı Rıdvan abiydi. Tekerlekli böyle işte 4 tarafı camla kapalı bir arabası vardı. Üsküdar'da vapur iskelesiyle arabalı vapur iskelesi arasında o hemen parkın önünde o arabasıyla satış yapardı. Mevsim uygun olduğu zaman haşlama mısır da satardı. Ama mısırcı Rıdvan demezlerdi. Çünkü devamlı sattığı şey fıstıktı. Onun için adı fıstıkçı Rıdvan'a çıkmıştı. Değerli arkadaşlarım, çocukluktaki hareketlerdeki çıkarsızlık ve
sıcak ilişkilere dayalı ama zaman geçtiğinde değişen şartlar okula girince, tabii ilk mektep için söylemiyorum, daha sonraki okullarda, orta mektep ve lisede genel kültür ve eğitim seviyeleri ön plana çıkıyor. Ve arkadaşlar ile ilgili beklentiler de şekil değiştiriyor. Ve sonunda iş hayatına giriyorsunuz. Burada işin içine bir de para, yani varlık ve iş hayatındaki başarı ve statü giriyor. Çok anlamlı bir özdeyiş vardır. Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa ömür boyu sürer. Birçok arkadaşlık kişilerin zaman içindeki gelir ve statülerindeki değişiklik nedeniyle biter. Ve bu tip ayrılıklar kavga ve itişme ile değil, aranmamak şeklinde gerçekleşir. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin durumu yani. Bu şekilde biten arkadaşlıkları şöyle bir düşünün. Terazinin bir kefesinde muhakkak kendinizi bulursunuz. Ya rahatsız etmeyensinizdir, ya da fark etmeyen. Yalnız bana inanın dostlarım, hayatın herhangi bir evresinde bu durum rahatsız etmeyen tarafından değil, fakat bir şekilde fark etmeyen tarafından hatırlanır. Ama geçmiş olsun. Lütfen bir hayatınızı düşünün. Bu tip yaşantılarda yaptığınız hataları düşünün. Hayatı geriye çevirmek, tekrar yaşamak mümkün değil. Ama onlardan ders almak mümkün. Sesi çıkmayan arkadaşlarınızı bir düşünün. Yani yaptığınız umursamazlıkları, yani pek başka yani yerlere yelken açtığınızı falan düşünün. Bu konuda benim en çok beğendiğim deyiş Cenab-ı Şahabettin Usta'dan gelmiş. Kendisi diyor ki, gariptir. Yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler. Bunu bir düşünün arkadaşlar. Keşke mümkün olsaydı da biraz sesimizi çıkarıp da kağnı inletmeseydik. Bugünkü sohbetimi de burada sonlandırıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bana abone olun. Lütfen bildirimlerinizi açın. Hepinize mutlu bir cuma sabahı dilerim efendim. Hoşçakalın.